Arkadaşlar merhaba. Sınırlar eğitiminin 6. videosundayız. Şu anda ilk 5 videomuzda neleri konuştuk? Sınır nedir? Sınırlarımızı neden korumamız gerekir? Korumazsak ne olur? E, efendime söyleyeyim psikolojik problemlerle sınırlar arasındaki ilişkiler vesaire bunları konuştuk. Bugün ilk 5 videodan daha farklı bir şeye geçtik. Birazcık daha örnekler, daha özel durumlar sınırlar, aile ilişkileri, sınırlar, evlilik, sınırlar, anne baba gibi böyle birazcık daha bize özel, coğrafyamıza özel durumları konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi bize özel durumların başında ne geliyor biliyor musunuz? Evlendiniz, işte evlenmek üzeresiniz, evlisiniz, aile işi, aile işi. Eşinizin bağımsız bir işi yok diyelim ki. Şimdi bunu konuşacağız. Eşinizin bağımsız bir evi yok. Aile apartmanında oturmak zorundasınız. Kayınvalidenizle altlı üstlü oturmak zorundasınız. Tüm eltiler bir yerde durmak zorundasınız. Aynı e, tencereden yiyorsunuz. Yani aynı e, havuzdan ekonominiz e, işte e, ekonominiz işte oradan ilerliyor, oradan işliyor hepinizin ekonomisi kardeşler arasında. Eltilik müessesesi, kayınvalidemiz, eşimiz bu dengeleri nasıl koruyacağız? Buna bakacağız. Bugün bu videomuzda neler konuşacağımızı söylüyorum. E, ikinci olarak kendi anne babamızla olan ilişkimiz sınırlarımızı, evliliğimizi, çocuklarımızla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor? üçüncü olarak kardeşlik müessesesi vaktimiz yettiğince arkadaşlar bunları bu videoda anlatacağım olmazsa bir video daha çekeceğiz baktık bu 40 dakikaları falan geçersek de e, ben planladım geçmiyor gibi ama biliyorsunuz e, benim planladığım gibi olmayabiliyor bu videolar e, notlarım elimde başlayacağız şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda söylemediğim bir şey söyleyerek başlayacağım. Sınırlar insan bedenen, ruhen, maddi ve manevi bir varlık. Manevi olgunluk kadar maddi olgunlukta sınırlarımızı belirlememizde çok çok önemli. Hayat bir alışveriş ve sahip olduğumuz her şey için bir bedel ödüyoruz. Bu bedellerin bazılarını açıkça ödüyoruz. Bazı bedeller çok gizli. Mesela anneniz çocuğunuza bakıyor. Ah ne güzel. Değil. Bunun için bir bedel ödersiniz ve ihtiyaçlarınızı ve ihtiyaçlarınız karşısında ödediğiniz gizli ya da açık bedelleri tanımlamak zorundasınız. Maddi dünyada işler çok kolaydır. Ben bir kalem aldım. Kaç para kırtasiyeci? 5 lira. 5 liramı veriyorum, kalemimi alıyorum. Maddi dünyada işler çok açık ve nettir. Doktora gidiyorsunuz. Doktor ne kadar şu kadar veriyorsunuz. Tahlil yaptırıp geliyorsunuz. Belli. Pazara gidiyorsunuz. 3 kilo şeftali aldım. Belli. Ama manevi dünyamda ben Kayınpederime ait evde oturuyorsam bunun için ne bedel ödeyeceğim. Bunu biliyor musunuz? Tanımlamanız lazım arkadaşlar. İhtiyacınızı da tanımlamanız lazım. Eğer diyorsanız ki ben aile içinde de sınırlarımı korumak istiyorum. İlk 5 videoda anlattığınız şeyleri uygulayamıyorum. Çünkü bizim özel durumlarımız var. Aile şirketimiz var, aile apartmanımız var. İşte lokanta, lokantamız var, pansiyonumuz var, otelimiz var ama bütün kardeşler buradayız. Ya da işte annemlerle böyle bağlantımız var. İşte bu girift ilişkiler içinde sınırları korumamız mümkün mü ve bu neye bağlı? Bunu koruyacağız. Çünkü siz herhangi bir sınırlarla ilgili kitap aldığınızda bunlar bizim çok özel durumlarımıza çok değinmiyor ama bugün bu videoda bize özel durumları anlatacağım arkadaşlar. Bunun içinde birincisi hayatın bir alışveriş olduğunu ve hep bir şeyleri değiş tokuş yaptığımızı, ilişki denen şeyin alışveriş içerdiğini asla unutmayacağız arkadaşlar. Bir yerde bir ilişki varsa o ilişki içinde alışveriş vardır. İçinde alışveriş olmayan şeye ilişki demiyoruz. Yani diyorum ki bir kez daha bedel ödüyorsunuz ve bedel, ödediğiniz bedeli fark etmezseniz çok mutsuz oluyorsunuz. Hayatta Annenizden de, kardeşinizden de, kocanızdan da, karınızdan da size karşılıksız bir şey gelmez. Diyeceksiniz ki Tülay ilişkiler bu kadar teknik mi? Bütün bu duygusallığın altında bir matematik vardır. Psikoloji bilimi matematiği en çok kullanan bilim dalıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir teknik vardır. Hiçbir şey böyle rastlantısal değil bu evrende. Altında bir matematik var, bir işleyiş var, bir ahenk var. Ve biz böyle rüzgar nereden esti? Ay aşık oldum, ay şu, ay çok tatlı bir insan. Böyle yürüyemez ilişkiler. Böyle yürüyemez. Biz düşünmeliyiz, mantığımızı kullanmalıyız. Mantığımızı kullanmazsak şey gibi, hani e, pazardan bir şey alıyorsunuz, manavdan alışveriş yapıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, ona bir para veriyorsunuz. bunu Yani kaç para diye sormuyorsunuz, alıp atıyorsunuz. Bazen az veriyorsunuz, adam diyor ki bir dakika ya bu para az, bazen çok yani para saymadan alışveriş yapmaya, parayı saçıp savurmaya benziyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de hayat bir alışveriş. Bütün ilişkiler. Şimdi bana gelen mesajlar, benim binlerce danışanımdan dinlediğim hikayeler, şöyle baktığımda Terapi Odası Konuları diye bir kitabım var. O kitapta da Gizli Bedeller ve Döngüler diye bir bölüm var. Eğer elinizde o kitabım da varsa lütfen onu da açıp e, okuyun oradan. Elinizde eski kitap varsa bu video ile çok tanımlayıcı olur gizli bedeller ödediğimiz gizli bedeller. Şimdi örnek üzerinden gidelim arkadaşlar. Bizim ülkemizde şöyle bir laf var biliyorsunuz. Elti ekonomisi diye, elti gemisi yürümez diye. Ama şöyle bir şey var. Ee, biz böyle ailece, birlik beraberlik içinde iş yapmayı seviyoruz. Mesela bir restoran açılıyor, bir otel açılıyor, bir şey açıyorsunuz, bir torna atölyesi, ne bileyim herhangi bir iş yapıyorsunuz. Genellikle e, annelerin de isteğiyle, anneler özellikle erkek çocuklarını şöyle kanatlarının altına almak isterler. İsterler ki anneler e, çocukları bir arada dursun, bir iş varsa o iş yürüsün. İşte hani e, hani kayınvalide derken kocasının bir işi vardır, e, evlatları vardır işte. Yani hep beraber olalım, hep beraber olalım. Birlik beraberlik içinde olalım. Bu bazen e, şimdi bakın burada be, bu bir holding de olabilir. Şimdi ekonominizi bilmiyorum. Bu e, günde 10 masanın olduğu küçük bir restoran olabilir. 5 odalı bir pansiyon olabilir. E, bir sanayide bir, bir torna atölyesi olabilir. Ahşapçı olabilir, marangoz olabilir, ne olursa olsun ya da e, belki de milyon dolarlık bir oteliniz var, bilemiyorum yani. Ama ne var? Ekonomik birliğin, ekonomik beraberliğin olduğu yerlerde, herkesin bir kazandan yediği yerlerde, biz sınırlarımızı nasıl koruyacağız arkadaşlar? Nasıl koruyacağız böyle bir durumda? Ya da e, ortak iş olmaz da bazen e, şöyle yapar ebeveynler bir apartman yaparlar dört katlı der ki işte altta ben oturayım üstte bu işte küçük olan otursun işte orta oraya kızımızı alalım şöyle der ki böyle bir kafasında ve e, siz de diyelim ki böyle bir evlilik yapacaksınız bir genç kızsınız ve böyle bir evlilik yapacaksınız nişanlana size diyor ki hayatım diyor bak annemlerin orada ev var apartman var e, işte kira ödemeyiz e, işte orada oturursak falan filan. Şimdi diyorsunuz ki orada oturacağım. Eltim var, kayınvalidem var. Şimdi Ben orada, e biraz psikolojiyle de ilgilisiniz. E ben orada nasıl sınırlarımı koruyacağım? Ya da bu durumda olan ve bu durumdan çıkmak isteyen birisiniz. İşte çünkü sürekli her attığınız adımı kayınvalidenize bildirmekten... Sıkılıyorsunuz. Şimdi böyle var, işte kayınvalidemle böyle karşılıklı oturuyoruz diyor ve benim evime gelen her misafir konusunda ben kayınvalideme bilgi vermek zorundayım. Ben şöyle kafama göre arkadaşımı çağıramıyorum. Bir danışanım anlatıyor geçenlerde diyor ki, Tülay abla kim gelirse gelsin ben haber yani öyle kafama göre mutlaka kayınvalidem bir şey söylüyor. Arkadaşım gelemiyor, ben bir yere gidemiyorum. İlla haber vermek zorundayım. Ha bir şey demiyor gerçi gelme gitme demiyor ama illa haber vermek zorundayım. Şimdi arkadaşlar, bakın sınırlarınızı e, hani değerlerinizi düşünün. Sizin değerleriniz neler? Değerleriniz. Özgürlük sizin için bağımsızlık, bireyselleşme sizin için çok önemli bir değerse sizin bu tarz ilişkilerin içinde ayakta kalmanız çok zor. Çok mutsuz olursunuz. Hani diyorsanız ki ben haber vermek istemiyorum. Ben kimseye hesap vermek istemiyorum. Ben işte evime koltuk takımı aldığımda eltilerimin, görümcelerimin, herkesin beni kıskanmasını ya da ortalığın kaynamasını ya da işte hemen onun da koltuk değiştirmesinden sinir oluyorum. Diyorsanız arkadaşlar, şimdi burada da psikoloji ve bu kişisel gelişimin şöyle bir zararı var. Bize hep bu tür ilişkilerin kötü olduğu ve bunlardan hemen kurtulmamız gerektiği söylendi. Oysa tamam bakın bu sizin ödediğiniz bedel. Böyle bir oluşum içinde özgürlüğünüzden, kişisel özgürlüğünüzden bir miktar taviz veriyorsunuz. Veriyorsunuz yani. E, hani kapıyı çekip gidemiyorsunuz. Ya da işte hadi gel bana kahve içelim arkadaşınıza dediğinizde e, kayınvalideniz o arkadaşınızı sorguluyor. Tamam. Ama bunun artıları da var. Nedir? E, çocuğunuza hani bir yere gideceksiniz. E, ya anne şu çocuğa ver diyorsunuz. Mesela onu bırakıyorsunuz. Siz bir yere gidiveriyorsunuz ya da aklınız rahat. Ve kira ödemiyorsunuz. Ekonomi, yani insanlar işte nasıl, ya da şöyle bir şey onun evinde yemek oluyor. Tamam sofradan kalkıyorsun sürekli hep beraber yiyorsunuz ama e, yemek yapma derdinden kurtuluyorsunuz. Efendime söyleyeyim yemek düşünme derdinden kurtuluyorsunuz. Pazara gitmiyorsunuz belki sürekli beraber yediğiniz için. Tamam birazcık bulaşık yıkıyorsunuz iş yükünüz artıyor ama paranız da cebinizde kalıyor hiçbir şey, bakın hiçbir şey tek başına iyi ya da kötü değil. Hiçbir şey, tekrar söylüyorum, hiçbir şey tek başına iyi ya da kötü değil. Ben size şunu söyleyemem. Eltilerle oturmak kötüdür. Kayınvalideyle alt üstte oturmak iyidir. Kopmalısınız, aileden ayrılmasınız diye. Hayır. Önceliklerinizi belirleyin. Önceliklerinizi belirleyin. Hayatta ne istediğinizi bilin ve her şeyin aynı anda olmayacağına da bilin. Bakın atalarımız mı demiş, ne demiş? Ne güzel bir söz var, çok seviyorum. Hem karnım doysun, hem pastam dursun diye bir şey yok. Tekrar ediyorum, hem karnı, karnım doysun, hem pastam dursun diye bir şey yok. Biz nasıl istiyorsak, ne istiyorsak, ona göre ne bedel ödediğimizi bileceğiz arkadaşlar. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Ee, orada diyelim ki ev hanımı olduğunuzu düşünelim. Orada çalışan bir arkadaşınız var. Efendime söyleyeyim. Annesi Trabzon'da yaşıyor. Kayınvalidesi İstanbul'da yaşıyor. Bu Antalya'da yaşıyor. Diyorsunuz ki oh kızım ya ne kadar rahatsın. Karışanın yok, görüşenin yok. Kendi başına harcıyorsun bir falan filan. Geziyorsun, tozuyorsun. Şimdi onun ödediği bedel de var. Yalnızlık. Yalnız. Çocuğu ağladığında o, burada hiç kimsesi yok ve ya bir 5 dakika tut diye vereceği birisi yok. Güvenip çocuğunu bırakabileceği birisi yok. Hasta olduğuna gelip bir kaşık çorba yapanı yok. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. O da bedel ödüyor. Bizim burada şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Herkes bedel ödüyor. Herkes bedel ödüyor. Sadece kendi ödediğiniz bedeli görürseniz ve arkadaşınızın, komşunuzun, diğerlerinin böyle bir şey olmaz. Yani hiç kimsenin hayatı mükemmel değil. Neye göre karar vereceksin? Ha diyorsanız ki ben böyle bir şey istemiyorum. O zaman arka kayınvalidem karışıyor falan. Ama sen evde oturuyorsun. O zaman diyeceksin ki kocacığım biz bu aile apartmanından taşınalım. Sen de bu işten çık. Ben de çalışayım. Sen de bak sen de aslında makine mühendisisin. Sen de bir yere gir. Ben razıyım. Ama ben bunları yapayım. Ama anneler de bize yardım etsin. Şimdi bak o zaman anneler niye yardım etsin? ...o zaman da eğer siz oradan koptuysanız... ...aile apartmanından koptunuz, aile işinden koptunuz... ...efendime söyleyeyim, o zaman siz çalışmaya başlayacaksınız... ...ve sonra diyeceksiniz ki, ama diyecek ki eşiniz... ...bak ben bir yere girersem 3 bin lira maaş alırım... ...bak burada kasadan istediğimiz kadar çekebiliyoruz... ...abim yardım ediyor, işte babam yardım ediyor... ...burada rahatsız dediğinde o zaman... ...ya yine ederler, Cık, yine etmezler... ...o zaman da işte eltim şöyle rahat, eltim böyle rahat onu al... E ...çünkü tek keyi bekleyen çorbayı içer arkadaşlar kim orada ise yani o zaman da haksızlık bakın karar vereceğiz. İyi ya da kötü karar. Ha bu arada derseniz sen ne diyorsun? Ben diyorum ki sen kendini tanı. Ben böyle girift ilişkilere göre değilim. Ben böyle bir şekilde yaşayamıyorum. Ben böyle yapamıyorum diyorsan ayır, ayrılıyorsan ayrılmanın bedelleri olduğunu oturduk yerden öyle bir hani ben bu rahatım dursun ama bana karışmasınlar diye bir şey yok arkadaşlar. Eee... Diyebilirsiniz ki evet ayrılmak istiyorum çünkü eşim annesiyle ne zaman konuşsa aslında yeni bir konuya geçiyorum burada. Eşim annesiyle ne zaman konuşsa bir değişiyor ve böyle bir durumda sürekli annesiyle görüşmek zorunda kalıyor. Ben deliye dönüyorum diyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar özellikle ben burada erkeklere de söylemek istediğim şey var. Anne babanızla olan ilişkinizin, eşinizle olan ilişkinizi etkilemesine izin veriyorsanız siz yeterince büyümediniz. Kimse bana ben şöyle adamım, şöyle bundan kimse bahsetmesin. Anne babamızla olan ilişkimiz evliliğimizi etkiliyorsa, anne babamızla kurduğumuz ilişkimiz çocuğumuzu etkiliyorsa dikkat edin. Dikkat edin. Sadece kendinizi gözleyin. Sadece erkekler değil sevgili kadınlar Şimdi erkeklerde şöyle bir şey oluyor. Sinir, öfke bir e, hani şimdi annenizle babanızla olan ilişkinizde problemler var. Biz bunları başka videolarda anlattık. Burada hiç girmeyeceğim oralara. Orada bir problemler var diyelim ki anne babanızla ilişkinizde. Ve gelip karınıza patlıyorsunuz, çocuklarınıza patlıyorsunuz, sinir küpü oluyorsunuz. Erkeklerde bu böyle görünüyor. Kadınlarda da dikkat edin her anne baba ziyaretinizde panik atak oluyorsanız, her anne baba ziyaretinizde depresif oluyorsanız, migreniniz bakın dikkat edin anne babanıza yaptığınız ziyaretlerle psikolojik sıkıntılarınız arasında bir bağ olabilir mi? Bunu kurmaya çalışın. Var mı böyle bir şey? Sizden düşünmenizi istiyorum. Anne babanızla olan ilişkiniz, evliliğinizi etkiliyorsa ortada sınır mınır yoktur arkadaşlar. Peki sınır nasıl olmalı bu noktada? Sınır nasıl olmalı biliyor musunuz? Sevgili kadınlar ve erkekler hepinize söylüyorum. Biz evliysek, evliysek kendimizi birbirimizden bile korumalıyız. Kendimizi üçüncü şahıslardan koru evliliğimizi üçüncü şahıslardan korumalıyız. Ama genelde olan şu. Kadın diyor ki ya da adam diyor ki kadınlar da yapıyor bunu erkekler de yapıyor. Kadın diyor ki ya ne olursun diyor annemle diyor iyi geçin şimdi annesi bir sürü şey söylüyor. Senin kocan şöyle senin kocan böyle. Kadın da diyor ki ya ne olursun işte annemi idare et şurada üç gün kalacaklar annemi idare et diyor. Ya da erkek diyor ki ya diyor işte abimi idare et, annemi idare et, babamı idare et. Yani ne oluyor? Çiftler birbirlerini üçüncü kişilerden, bu üçüncü kişiler genellikle kendi anneleri, babaları ya da kardeşleri oluyor. Diyorlar ki ya işte ne olur ki üç gün geçini versen, beş gün geçini versen, hediye versen, idare ediversen. Oysa arkadaşlar ne oldu? Ne kadar içer, içerlemiyor musunuz? Yani biri size hani ya tamam annem öyle yapıyor ama Annem aslında kötü niyetinden yapmıyor. Eşinizi eğer sürekli üçüncü kişileri savunuyorsanız ya işte o da biliyorum sana yapıyor ama o da kötü niyetinden değil ama sen idare ediversen ne olacak? Pek çok evlilik çiftlerden birinin ya da her ikisinin birden dışarıdan etkilenmesi yüzünden bitiyor. Oysaki en önemli şey ilişkimiz. Benim tavsiyem hayatta ilişkinizi her şeyin önüne koymanız ve az önce bahsettiğim gibi ödediğiniz gizli bedelleri fark etmeniz arkadaşlar. Benim kocam her şeyden önemli. Eğer benim annem kocam hakkında ya kızım bu adam da şöyle şöyle diyorsa anne lütfen kocam hakkında bir daha böyle konuşma demek zorundayım. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen kocamıza gidip ya annem senin şu kıyafetlerine biraz takmış kafayı da ya en azından annem gelince şöyle şöyle giyin sen. Ya annem şunlar rahatsız oluyor. Annem gelince buna dikkat eder misin? Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yapmayın. Yapmayın. İlişki, evliliğiniz arkadaşlar bir e, aşk, sevgi, eğer şu, çocuklar için evlendik. Çocuklar için evlenilmez, aşık olduğun için evlen evlenilmez. Evlilik bir hayatta kalma birliğidir. Evlilik, toplumun ikiniz, bir partner, bir çiftsiniz tamam mı? Eşinizle beraber, siz daha güçlüsünüz. Eşinizle beraber daha güçlüsünüz. Ee, hayatı paylaştığınız insan kimse, eşiniz demeyeyim de arkadaşlar. Hayatı paylaştığınız insanla, hepimizin hayatta bir ekürriye ihtiyacı var. Ee, mesela balık adamlar dalıyorlar ama hep eküriyle dalıyorlar. Pilotlar, araba pilotları hep e, uçak pilotları da öyle, hep yanlarında bir co-pilot var, bir yardımcı pilot var. Hep iki kişi. Yani insan yalnız yeterince güçlü değil ve eşimiz bizim ekip arkadaşımız. Ya yani bizim ekip arkı bir ekip arkadaşı benimsemeliyiz kendimize. Öyle değil mi? Tehlikeli işler yapanlar değil mi? Genellikle polislerde falan hep hep ekip olur. Bizim bir ekibimiz olmalı ve biz ekibimizin iki kişilik ekip, bu iki kişinin birbirini İki kişinin yani evliliğin sınırlarını çok iyi korumamız gerekiyor. Etkileniyor muyuz? Annemden etkileniyor muyum? Babamdan etkileniyor muyum? Kardeşlerimin sözlerinden etkileniyor muyum? Hepsini durdurmalıyım. Ve demeliyim ki bak lütfen benim karım hakkında bu şekilde konuş. Ben karım hakkında konuşmuyorum. Konuşturtmayın sevgili erkekler. Karınız hakkında konuşturtmayın. Ee, ama annem iyi niyetle biz iyi olalım diye. Söylettirmeyin. Varsa bir problem ikiniz arasında. Siz bir takımsınız. Bakın ortada bir takım varsa biri kazanırsa öteki yani biri kaybederken öteki kazanamaz. Eşiniz eşiniz kaybederken sizin kazan, sizin kazanma imkanınız yok. Ve eşiniz kadar güçlüsünüz, partneriniz kadar güçlüsünüz. En zayıf halka kadar güçlüsünüz. Her zaman böyle. Bilmem anlatabildim mi? Buraya kadar neden bahsettik? Gizli bedelleri mutlaka tanımlamayız, tanımlamalıyız. Aile ilişkilerimizin huzur içinde gitmesi için. Yoksa sürekli kavga ederiz. Sürekli kavga ederiz. Kayınvalidem onu yaptı, Görümcan bunu yaptı, Elton bunu yaptı. Tamam bu oluşum içinde bunlar onların yaptıkları. Ama benim aldıklarım ne? Bu oluşumun bana sağladığı konfor ne? Ben eğer bunlara hayır dersem hangi bedelleri ödemem gerekiyor? Arkadaşım çok özgür. O hangi bedelleri ödüyor? Bir bunu anlattık buraya kadar. İkinci olarak da arkadaşlar karı koca birliği. Ailemden etkileniyor muyum? Ailemden etkilenip eşime bir da bulunuyorum yoksa yani eşinizi ezdirmeyin. Bunun Türkçesi bu. Kadın ya da erkek eşinizi ezdirmeyin. Eşinizi anne babanıza şikayet etmeyin. Etmeyin. Anne hani biliyor musun ya benimki ne yaptı? Cık. Olmaz. Eşinizi hiç kimseye şikayet etmeyin. Eşinizle ilgili bir derdiniz varsa terapiste gidin. Terapiste gidin. Ona sorun. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bir önemli şey de şu. Buraya kadar tamam mıyız? Buraya kadar tamamsak sınır problemine yani sınırlarımızı oluşturmamızı engel olan ve sınır zafiyeti gösterdiğimiz aile içinde bazen de arkadaş ilişkilerinde gördüğümüz üçgenleme dediğimiz bir problem. Aslında bunun Türkçesi dedikodu. Üçgenleme, üçgenler. Şimdi bir tarafta A kişisi, B kişisi ve C kişisi var tamam mı? Ben ben eşimle, ben kimle ilgili? Ben eltimle ilgili bir problem yaşıyorum. Bunu gidip diğer eltimle konuşuyorum. Bunu gidip diğer eltimle görüşüyorum. Yapıyor musunuz böyle bir şey? Kayınvalidenizle problem yaşıyorsunuz. Bunu kayınvalidenizle konuşmuyorsunuz. Bunu gidip kocanızla konuşuyorsunuz. Gördünüz mü üçgeni? Üçgen oluşturuyorsunuz. Dedikodu. Arkasından konuşuyorsunuz. Şunu unutmayın. Birisiyle geçen gün de haberlerde vardı işte dedikodu sosyalleşme. Dedikodu berbat bir şeydir. Dedikodu berbat bir şeydir. Birisinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz bir şeyi lütfen ve lütfen onun arkasından söylemeyin. Bu da zayıf sınır demek. Biz problemlerimizi sınır koyamadığımız için, onun yüzüne söyleyemediğimiz için arkasına. Ha bir söyleyebilsek. Bir söyleyebilsek. Şimdi diyeceksin ki ya söylesem anlamaz ki bakın bunu önceki videolarda konuştuk. Söylesem e, söylesem ne anlayacak? söyleyeceksin arkadaşım, söyleyeceksin sakin sakin söyleyeceksin üçgenleme yapmayacaksın ee, ve şimdi burada da benim danışanlarımdan çok duyduğum bir şey var arkadaşlar ee, işte annene bunu söyle babana bunu söyle bak karına bunu söyle bu böyle demelisin, şöyle yapmasın dediğimde e, hemen sınırlar konusunda danışanlarımdan en çok duyduğum şey Tülay Hanım siz benim annemi tanımıyorsunuz evet oradan hani sanki ben böyle boş beleş konuşuyormuşum da e, annesini tanısan fikrim değiş. ben annenizi tanı tanımıyorum bakın ben sizi bile tanımıyorum şu anda annenizi bilmem kocanızı bilmem durumunuzu bilmem ama şunu biliyorum İlk iki videoda bunun üzerine basa basa anlattım sınır yoksa hayat yok sınır yoksa hayat yok bakın ben bedensel sınırlarım var. Bu bedensel sınırlarımın olmaması hali benim toprağın iki metre altına girdiğim halim. Sınır yoksa ben ölmüşüm demektir. Bu ben bir yer kaplıyorum burada. Fiziken yer kaplıyorum. Bunun gibi ruhsal olarak da yer kaplamak zorundasınız. Yoksa beden var, ruh yok. Ey hani ey ruh geldi sen üç kere vur. Beden ruhsal sınırlarımızda yoksa yok arkadaşlar. O yüzden de işte siz ben annem tanımıyorsunuz. Anlamaz ki kızar ki öfkelenir ki ee, az önce de söyledim, hem karnım doysun hem pastam dursun diye bir şey yok. Bazen sınırlarımızdan, bazen değil. İnsanlar sınırlarımız karşısında öfkelenebilirler. Hele hele uzun zaman boyunca siz sınır koymadıysanız e, ve bir insanı ihlalci bir insanı durdurduysanız, o insan müthiş kırılacaktır. Hani annenize dediniz ki e, anne ya ben e, bu hafta sonu gelemeyeceğim çünkü e, ailece tatil'e gidiyoruz. Şimdi her hafta sonu annenize gitmeye alıştırmışsınız ve artık dediniz ki benim tatil'e ihtiyacım var. Tatil'e gittiniz. Ya da e, hani ya bugün gelmesen olmaz mı dediniz. Şu an müsait değilim dediniz. E, ya da dediniz ki işte bir müşterinize randevulara uymuyorsanız sizinle çalışmayalım dediniz. Bir şey dediniz işte. Karşınızdaki kişi bir kere. ...sizi şöyle suçlayabilir... ...bu ne hadsizlik ya... ...sen ne cesaretle bana böyle bir şey söyleyebiliyorsun... ...gibi gelebilir karşı taraf... ...sen sen benim çocuğumsun ya... ...sana verdiğim emeklere yazıklar olsun gibi gelebilir... ...sizi bencillikle suçlayabilirler... İşte burada... ...kontrolünüzü kaybetmemeniz çok önemli... ...sakin olmanız çok önemli... ...şöyle diyebilmelisiniz... ...bakın çok zor bir şey... ...bunu daha sonra açacağız... ...çok zor bir şey ama ben bu, bunu söyleyeyim... ...anne seni anlıyorum... Arkadaşım seni anlıyorum. Ya buna kızdın anlıyorum. Buna bozun anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Hani bu şeyle böyle arıyorsunuz da siz bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz banka şeylerinde var ya hani eee Annenizin kızlık soyadı bu e, arıyoruz ya bankaları falan telefon. Bilemedim onun adını işte. Onlar gibi sakin, sessiz, etkilenmeden durmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki etkileniyorum. Çok sinirleniyorum. Bana saygı duymuyorlar. Sınırlarıma saygı çok sinir. Bakın. O zaman biraz mesafe. Üzerinize gelecek psikolojik baskıya dayanmanın çok zor olduğunu. Ben de çoğu zaman dayanamıyorum. Ben hala dayanamıyorum. Yani bu psikolojik baskıya dayanmak kolay bir şey değil. Ha bu arada ben bunu söylüyorum ama. Yani finalde olması gereken bu. Ve daha idealini söyleyeyim. Ee, bakın. insanlar çoğu zaman biz onlara bir şey yaptığımız için yani bakın Birine zarar verirsiniz, o size sinirlenir. Ama sadece kendi sınırınızı koruduğunuz için insanlar size sinirlenebiliyor. Sadece kendi sınırınızı koruduğunuz için ya. ya ona hiçbir şey yapmamışsınız. Sadece e, ben biraz uyuyacağım dediğiniz için. Ya biz buraya geldik, aydan aleme geliyoruz, sen gidip uyudun. E, uyudum çünkü uykum vardı yani. Uyudum çünkü uykuya ihtiyacım vardı. Bize işte kahvaltı biraz... E, çünkü yorgundum. İnsanlar almaya alıştığı zaman ve siz birdenbire artık benim bunu verecek gücüm yok bunu fark edip vermeyi kestiğinizde alamadıkları için yani sanki sizin üzerinizde hakkı varmış gibi. Yani benim buna hakkım var yani o kadar hak iddia eder hale gelebiliyor ki bazen insanlar. Hani en dol hakkıymış sizden onu almak. Sizin zamanınızı, sizin paranızı. Kardeşiniz geliyor sizden diyor ki ya diyor işte kredi kartı borcunu ödeyemedim ya bana bir bin lira versene diyor. Siz diyorsunuz ki hani hayır veremem. Nasıl veremezsin ya? Kenarda bir sürü paran var. Sen bana bin lirayı nasıl vermiyorsun? Ya şurada borç ödeyeceğim diyorum ya. inanamıyorum sana. Hani sanki e, sizin paranızın üzerinde böyle bir hakkı varmış gibi. Hani ve hayır deme hakkınız yokmuş gibi. İşte hayır demeye hakkınız var. Sınırlarınızı korumaya hakkınız var. Ama insanlar alamadıkları için sinirlendiklerinde siz hala sakin kalabilmelisiniz. Sen de ne cüretle be, sen mi kazandın, ben senin için mi para kazandım falan diye girmeden ona öfke... Çünkü arkadaşlar hayır dediğimizde e, sınırımıza saygı duymanız... Keşke şöyle olsa, ben sınırımı çizsem annem de buna saygı duysa ve sakin... Ah kızım senin işte böyle sınırın mı var dese ya da işte patronum... Ah madem öyle işte patronum buna saygı duysa, kardeşlerim buna saygı duysa, kayınvalidem ben sınır çizdiğimde saygı duysa. Ama bakın videonun başına bir şey söyledim. Bir... Ben bu sınırı çiz çizdiğim zaman ödemem gereken bedelin farkında mıyım? Lütfen bunu unutmayın. Ama bedelini ödediğim halde, hakkım olduğu halde insanlar o sınıra saygı duymuyorlarsa gülüp geçebildiğiniz günler diliyorum arkadaşlar size. Gülüp geçebildiğiniz günler diliyorum. Çünkü çoğu zaman bazı özellikle... E, kardeşler arasında maddi olarak parası olan ya da arkadaşlar arasında maddi olarak parası olan gücü olan sanki vermek zorundaymış gibi. E boşta paran var ya. E var. E niye vermiyorsun? E vermiyorum. Çünkü canım istemiyor. Gelsene boş oturuyorsun. E boş oturuyorum. Ne yapacağım boş oturup gelsene? Gelmeyeceğim. Çünkü dinlenmeye ne dinlenmeye ihtiyacım. Bakın. Sınırlarımızı çizdiğimiz çizmek yetmez. Hayat insanlar vasıtasıyla bizi sürekli sınayacak. Yani sınanmadığımız bir hayat, sınanmadığımız bir durum yok arkadaşlar. Tabii biz e, korkuyoruz e, özellikle çocuklarla olan ilişkilerde e, şöyle çocuğun olmadığı zamanlarda şöyle diyorlardı. Senin çocuğun yok tabii anlatıyorsun çocuğun olsa bilme hani arkadaşlar çocuğun varsa da yoksa da bir gerçek var. Sınırlarınızı korumak, girift ilişkiler içinde ödediğiniz bedeli aldığınız vergisi fark etmek ve sınırlarınızı korumak zorundasınız. Nasıl ben bedenen tekrar az önce söyledim tekrar söylüyorum. Bedenen yer kaplıyorsam ruhsal olarak da yer kaplamalıyım. Bunun için de ihtiyaçlarımı çok iyi bilmeliyim. Ne ihtiyacım olduğunu ve bunun için ne bedel ödemem gerektiğini çok iyi bilmeliyim. Şimdi tabii biz e, sınır özellikle çocuklarımızla olan ilişkimizde sınır çizdiğimizde çocuk bugün bugünkü konumuz çocuklar değil. Onu ayrı bir videoda tekrar anlatacağım. E, sınır çizdiğimizde benim yine danışanlarımın en çok şimdi ben böyle dediklerinizi yapacağım ama ya o yine de e, yapmazsa dediğimi bakın sınırlarımız diğerlerine kabul ettirmemiz gereken şeyler değildir. Sınırlarımızı diğerleri anlayışla karşılamak zorunda değildir. O yüzden de annem anlamaz ki. E, kocam anlamaz ki. Şu şey anlamaz ki. Böyle demeyin. Anlamaları gerekmiyor. Ve eğer ki siz Doğru yaptığınız konusunda ikna etmeye çalışırsanız e, siz de e, saldırgan pozisyona geçebilirsiniz. Yani ihlal edilenken, kurbanken, zalim pozisyonuna şöyle geçersiniz. Diyelim ki e, siz e, şöyle bir şey örnek vereyim. E, mesela mesela örnek şöyle olsun. Not almıştım da pardon hemen notlarımı bakıyorum kısaca. Heh. Eşinize dediniz ki e, hayatım benim şurada bir kitap kulübü varmış. Haftada bir gün işte kitap kulübüne gideceğim. Orada işte bir kafede buluşacağız. işte kitap okuyacağız, tartışacağız falan dediniz. Eşiniz de dedi ki size ya hanım antin kuntin işler çıkarma başımızı otur çocuklarla ilgilen zaten hafta içi çalışıyorsun şurada bir gün o cumartesiydi kitap kulübü neymiş ya otur evinde o kitabını oku dedi. Şimdi buradan direkt sinirlenip sen zaten ne anlarsın cahil adam Zaten işte böyle kalas gibisinde, kitaplar anlamasında, kendime zaman ayırmamı istemiyorsun, sen beni hiç düşünmüyorsun gibi. Bu sınır korumak değil arkadaşlar. Bu sınır korumak değil. Eşinizin böyle bir fikri var. Eşiniz sizin sınırlarınıza saygı duymak zorunda değil. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? İnsanlar sınırlarınızı anlamıyor ve saygı duymuyor diye siz vazgeçiyorsunuz, pes ediyorsunuz. Amacınız ne? Amacınız kitap kulübüne, kulübüne mi gitmek? Yani üzüm yemek mi, bağcıyı yemek mi? Yani neyin peşindesiniz, ne istiyorsunuz? Şöyle ne diyeceğim peki diyeceksiniz. E, hayatım, e, yani bu e, kitap kulübüyle ilgili kararım. Ben çok araştırdım, çok düşündüm. E, orada güzel arkadaşlarım var. Birkaç kere ben gittim, katıldım. E, ve üye olmaya karar verdim. Yani gideceğim. Yani eşiniz sinirlenebilir. Eşiniz... Ama eşinizi şuna sen benim kendime zaman ayırmamı istemiyorsun zaten deyip küsüp tamam ya lanet olsun deyip pes etmemeniz gerekiyor. Bir şey istiyorsanız ha ya da eşinizin endişeleri varsa merak etme hayatım. Çocukları ihmal etmeyeceğiz. Kardeşimi çağıracağım biliyorsunuz zaten teyzeleriyle vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar. Onlar kardeşimle kalacak. Kardeşim çocuklarla beraber oynayacaklar. Zaten iki saatlik bir şey. Merak etme çocuklar emin ellerde. Yani gerekli ayarlamaları yaptığınızı, hiçbir şey ihmal etmediğinizi ve buna ihtiyaç duyduğunuzu söyleyeceksiniz. Ha yine de kabul etmiyorsa alışacak buna. Alışacak. Çünkü siz ona saldırmayacaksınız. Yani ona saldırmadığınızda onu işte sen kitaptan anlamıyorsun, sen kurstan anlamıyorsun, sen bu tabii kitap kulübü diye örnek verdim de siz çalışma kararı alabilirsiniz. Siz başka bir kursa gitme kararı alabilirsiniz. Siz sadece arkadaşlarınızla arada bir kahve içmeye çıkabilirsiniz. Eşiniz diyebilir ki, bunu daha önceki videoda söyledim, ne gerek var, niye yapıyorsun ki bunu? Yani gerekli gördüm, hoşuma gidiyor. Ee, anne anlıyorum çok, yani e, hem ben kendi istediğimi yapacağım ama e, biz tabii şunu istiyoruz bakın. Çoğumuz 2-3 yaş civarlarında saplanıyoruz. Şimdi 2-3 yaş ço civarında çocuğu olanlar, yeğeni, komşusunun çocuğu olanlar varsa bilirler. Çocuk bir şey yapar, 1,5-2 yaş, 3 yaş. Ee, siz de dersiniz ki, alkış dersiniz. Çocuk bir adım atar, şunu şuradan alır şuraya koyar ve alkış ister. Ve gerçekten de o yaş çocuğunun yaptığı, söylediği her şey çok sevimli gelir ve biz heyecanlanırız. Bizim hoşumuza gider. O yaş çocuğunun da buna ihtiyacı vardır. Etrafındaki insanların yaptıkları karşısında heyecanlanmasına ihtiyacı var. Ama şimdi biz gelmişiz 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına. Artık da yani hala daha biz bir şey yapacağız Aa spora mı gitmeye karar verdin? Aa vay demek İngilizce öğreniyorsun. Tebrik ederim seni. 30 yaşından sonra çalışmaya mı karar ver? Artık yaptıklarımız çevremizdeki insanları heyecanlandırmak zorunda değil. Tabii ki heyecanlansalar, heyecanımız ortak olsalar çok güzel. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, ben hala duyuyorum insanlardan, 50-60 yaşlı insanlardan bile. Ya işte kocam izin vermedi, onu yapamadım. Kocam izin ya arkadaş. Yani İnsanın evde oturup bir YouTube sayfasından bir şey ya yani en azından bakın bu da bir psikoloji eğitimi. Eşiniz ne karışacak buna hani? İşte kitap okuyacaktım, dışarıdan üniversiteyi bitirecektim. Bazen de sorumsuzluğumuzun sorumluluğunu atacak biri arıyor, birini arıyor olabiliriz. Arkadaşlar kendimize karşı da lütfen dürüst olalım. Kendimize karşı da dürüst olalım. Şimdi bu videoda bir sürü şeyden bahsettik yine. Aslında bunları ayrı ayrı da bahsedebiliriz. Gizli bedellerden bahsettik arkadaşlar. Aslında bu videodaki en önemli şey gizli bedeller. Özellikle bu gizli bedelleri fark etmemiz aile apartmanı, aile işi, ortak havuzdan paylaşıyorsak aile bireyleriyle bunlar anne babadan etkilenme. Bakın bunu konuştuk. Etkileniyor muyuz? Maalesef pek çok evlilik hep şöyle düşünülüyor. Erkek ana babası, erkek annesinden etkileniyor, bitiyor. Hayır kadın da etkileniyor annesinden babasından birbirinizi koruyun birbirinizi annenizden babanızdan bile koruyun eşinize hiçbir laf söyletirmeyin asla çünkü o sizin ya bakın eşiniz mutsuzken siz mutlu olamazsınız eşiniz kaybederken siz kazanamazsınız siz bir takımsınız arkadaşlar ve bu hayatta bir takımınızın olması gerekiyor tek başına hayat olmaz Partner'siz olmaz. Bir yol arkadaşı gerekiyor. Ve nişanlınız, eşiniz, bazen ev arkadaşınız bu sizin partneriniz işte. beraber yol yürüdüğünüz insan. Birbirinize karşı sorumlusunuz. Birbirinize saldırmayın. Birbirinize didişmeyin. Ee, tabii ki burada e, şunları hariç tutuyorum. E, ta, şiddet mağdurları herhangi bir şiddet mağduru bunlar normal basit sorunlar yaşayan çiftlerimiz için geçerli burada daha ileriki problemleri onlar benim konum değil zaten böyle arkadaşlar şöyle tekrar notlarıma baktım evet bugün aile ilişkileri ve sınırları konuştuk umarım faydalı olmuştur bir sefer değil iki sefer dinlemeniz gereken bir video lütfen bu videoyu WhatsApp gruplarınızla paylaşın arkadaşlarınıza gönderin çok ihtiyacı olanlar var. Biliyorum Sınırlar eğitimi bu 6. video. Çocuklar ve sınırlar yapacağız büyük ihtimalle. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Devam ediyoruz. Böyle işte arkadaşlar. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.